Turizmin, tarımın şehri Hatay. Seni kalpten selamlıyorum Hatay. Medeniyetler bahçesi, hoşgörü abidesi Hatay. Türkiye'nin iftihar tablosu Hatay. Ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısı Hatay. Sizleri gönülden selamlıyorum. Türkmeni, Kürdü, Arabıyla senin kardeşliğini selamlıyorum Hatay. Müslümanı, Hristiyanı, Musevisiyle senin hoşgörünü selamlıyorum Hatay. Kiliselerin, camilerin, havralarınla senin barış içinde yaşama kültürünü selamlıyorum Hatay. Mavi Marmara'da 15 Temmuz'da terörle mücadelede kanlarıyla destan yazan şehitlerini selamlıyorum Hatay. Gözlerinin pırıltısında Türkiye'nin aydınlık geleceğini görüyorum Hatay. Genç yüreklerini selamlıyorum Hatay. Sabah dükkanını Bismillah diye açan esnafını, toprağa can veren çiftçini, alın teriyle ülkemizi büyüten işçini, sanayicini selamlıyorum Hatay. Ya siz bugün bir başka güzelsiniz. Şu muhteşem kalabalığa bak. Tabii siz şimdi göremiyorsunuz arkada neler var. Maşallah. Bu ne coşku. Bu ne heyecan. Yollar böyle. Meydan böyle. 24 Haziran inşallah yine böyle. 24 Haziran'a hazır mıyız? 24 Haziran'da birilerine o dersi vermeye hazır mıyız? Buradan sizlerin aracılığıyla Hatay'ın ilçelerindeki, mahallelerindeki bütün kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Bugün bizi muhabbetle bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık son 7 gününü idrak ettiğimiz mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi birlik ve beraberlik içinde idrak edeceğimiz daha nice Ramazanlara kavuştursun diye dua ediyorum. Rabbim bu Ramazan'ı da yine huzura, barışa ve güvene hasret bir şekilde geçirmek zorunda kalan Filistinli, Suriyeli, Iraklı kardeşlerimize yardım etsin diyorum. Şimdi Hatay'dan öyle bir ses verelim ki sınırın öte yanında duyulsun. Var mıyız? Hazır mıyız? Şimdi buradan öyle bir aykıralım ki eli kanlı zalimlerin yüreği otlasın. Şimdi bu meydandan öyle bir seslenelim ki mazlum gönüllere inşirah olsun. Hatay, irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Tayfun Sökmen'in yoldaşlarına da bu yakışır. Cemil Meriç'in dostlarına, arkadaşlarına böylesi yarışır. Beyazıt İbn Sami Hazretleri'nin torunlarından ancak böylesi beklenir.
değerli kardeşlerim, ülkemize 1939 yılında katılan Hatay, işgalin acısını da bağımsızlığın kıymetini de en iyi bilen şehirlerimizdendir. Sizler yıllarca ana yurda bağlanmanın hasretini çektiniz. Sizler senelerce özgürlük mücadelesi verdiniz. Zorluklar karşısında sabrettiniz. Sebat ettiniz. Hedefinizden bir milim dahi geri adım atmadınız. İşgalcilerin tehditlerine, şantajlarına, baskılarına rağmen bağımsızlık hayalinizden asla vazgeçmediniz. Sonunda her sabreden gibi zafer sancağını bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı Hatay semalarında dalgalandırmayı başardınız. Bunu siz yaptınız. Bu yüzden biz Hatay'a bakınca sadece Türkiye'nin ahengine şahitlik etmiyoruz. Aynı zamanda hürriyet ve adalet için verilmiş o destansı mücadeleyi görüyoruz. Biz Hatay'a bakınca hoşgörü ve dayanışmayla beraber vefayı, cesareti, sadakati ve vatan aşkını da görüyoruz. Hatay bizim baş tacımızdır. Gurur ve ilham kaynağımızdır. Hatay bize üzerinde yaşamış nice nice gönül sultanının emanetidir. Hatay bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Gazi Mustafa Kemal, Hatay benim namusumdur. Hatay'ı mutlaka alacağım diyerek son nefesine kadar Hatay'ın kurtuluşu bağımsızlığı için mücadele etti. Her ne kadar Gazi'nin ömrü o güzel vüslatı görmeye yetmese de Hatay 29 Haziran 1939 tarihinde özgürlüğüne kavuştu. Şu anda biz de Gazi gibi Hatay bizim namusumuzdur. Muhakkak Hatay'ı ayağa kaldıracağız diyoruz. Kardeşlerim, bu konuda göz bebeği biz olan Hatay'ı ihya etmek için 16 yıldır aralıksız çalıştık. Çalıştık, çabaladık ve hizmet ürettik. Diğer partiler gibi bu şehri, bu şehri kökenlere, meşreplere, siyasi görüşlere göre asla ayırmadım. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Süryani, Musevi, Protestan, Ortodoks, Katolik, Hatay'da her kim varsa, her kim bu şehirde yaşıyorsa ayrım yapmaksızın hepsini bağrımıza bastık. Hatay'ın kapısını seçim dönemlerinde çalan Hataylı kardeşlerimi yalnızca oy sandığı ufukta görününce hatırlayanlardan olmadım. Başbakanlığında da geldim, Cumhurbaşkanlığında da geldim. Toplu açılış törenleri yaptım. Ve partimizin toplantıları, diğer ziyaretler vesilesiyle 4 kez Hatay'a geldim. Hasbihal ettim. Hasret giderdik. Sizlerin mutluluğuna ortak olduk. Hele hele Zeytin Dalı operasyonu sebebiyle de 2 kez Hatay'a geldim. 2 kez. Niye? Çünkü Afrin'i teröristlerden temizleme mücadelesinde ben Hataylı kardeşlerimi yalnız bırakamazdım. Altyapısı, üst yapısı, yolları, sokakları, eğitim ve kültür merkezleri, turizmi, tarımı, sanayisiyle 16 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir Hatay inşa ettik mi? Soruyorum. 16 yıl önceki Hatay'la bugünkü Hatay mukayese edilir mi? Kardeşlerim, yapılan yatırım ne biliyor musunuz? Şu 16 yılda söyleyeyim. 27,5 katrilyon liralık yatırım yaptık Hatay'a. Bunu biz yaptık. Biz laf üretmiyoruz laf.
Biz icraat üretiyoruz, icraat. Biz bir icraat kadrosuyuz. Çünkü Hatay'a bu yakışırdı. Hatay için bu yapılmalıydı. Onun için de şu anda huzurluyuz. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye Hatay'a 7215 yeni derslik kazandırdık. İlk orta eğitimdeki öğrencilerimize 162 trilyon lira burs verdik. Üniversite öğrencilerimiz için 5000 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Bu yıl içinde İskenderun'da ve Hatay'da toplamda 2150 kişilik, 2 yıl içerisinde de Reyhanlı, Antakya, Kırıkan ve İskenderun'da 2750 kişilik yurtları da gençlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdi geliyorum bir yere. Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz. Terfi ettiniz mi? Çıktınız mı? Ben de tebrik ediyorum. Ama şimdi stadyumun inşaatını inşallah bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdi Hatay'a bir de müjdem var. Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz. Yani eski stadyumu ne yapacağız? Millet bahçesi. Anneler, alacaksınız çoluğunuzu, çocuğunuzu yanınıza, gideceksiniz millet bahçesine, orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Ya ne olacak? İngiliz'in Hyde Park'ı varsa, Amerikalı'nın Central Park'ı varsa, bizim de millet bahçemiz var. Ha, onunki daha büyük. Olabilir. Şimdi biz İstanbul'da Central Park'ın 3 misli büyüklükte olanını yapıyoruz. Alan müsait, onu yapıyoruz. İnşallah. Bir de tabii şimdi yeni bir projem daha var, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Bay Muharrem, çalmayacaksın ha. Bak, ince ince götürmeyeceksin. Nedir o? İnşallah yeni bir adım. O da millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince İskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil. Burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride inşallah keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek, hem kitabını alıp okuyacak, hem de oradan kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak? Ruh katacak, ruh. Hazır mıyız? Gençler, oralar sizin en önemli uğrak yeriniz olacak. Tamam. Birinci derecede buralar sizin için. Kızlar, buralar birinci derecede sizin için. Bunları yapacağız. Ve inşallah bunlarla yeni bir dinamizmi gençliğimize kazandıracağız. 24 saat buralar açık olacak. Sağlık alanında biz kendi başına bir başarı yapma. Yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim 16 yıl önce sağlık alanında çekilen sıkıntıları çok iyi bilir. Öyle mi? Her açıdan dökülen sağlık sistemini yeniden ayağa biz kaldırdık mı? Hatay'da 13 hastane olmak üzere toplam 42 adet sağlık tesisini yaptık mı? 100 yataklı yeni Reyhanlı Devlet Hastanemizle birlikte
3 sağlık tesisimizin de inşası sürüyor. 600 yataklı İskenderun, 250 yataklı 4 yol, Samanda, Hassa ve Arsuz devlet hastaneleriyle birlikte toplam 43 adet sağlık tesisimiz ise ihale ve proje aşamasındadır. Şimdi izleyelim bakalım. Şimdi izleyelim. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürlüğü'nü izleteceğim size. Çok başarılı bir genel müdür ya. Şöyle izleyelim. Başarılı genel müdürü izleyelim. Bunlara 5 koyun ver, kaybeder gelirler. Bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz aslında alışkın olsak bile, yadırgamasak bile, yadırgamayışımızı yadırgar bir hale geldik. Yadırgadım. Doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söylemiştir ama yoktu. Giderek bakın görece olarak bir düzelme var. Düzelmemekte ayak direyen hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ve oradaki işleyişten dolayı asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. Anneler, babalar, iyi tanıyorsunuz değil mi bunu? Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Ama İstanbul'un nüfusu 4'e 5'e 6'ya katlandı. Bay Kemal, şikayet makamında değilsin. Genel müdürlük makamındasın. Ne yaptın? Elbette. Şikayetçi oluruz. Elbette. Genel müdürsün zaten. Elbette şikayetçi olacağız. Çok kalabalık oluyor oğlum, kuruyor. Yetiştiremiyoruz bile. Vallahi billahi onun gibi gelin buraya. Hasta oluyorum ben. Yukarıda çok güzel bitir her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Hayırsız şurada lan da bana idare edemiyorsun be. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer ben. Şimdi bak nereye geliyoruz.
Rabbime. Şu anda 5 tane böyle şehir hastanesi bitirdik. Yıl sonuna kadar bu 9 olacak, belki 10. Ya Rab, bize bu imkanı lütfettin. Biz de halkımızın hizmetine bunları sunduk. Nereden nereye? Elhamdülillah. Bay Kemal'in genel müdürlüğüne benzemiyor bu. İnşallah Bay Kemal'e 24 Haziran'da gereken dersi vermeye hazır mıyız? Kardeşlerim, TOKİ vasıtasıyla Hatay'da 16 yılda 8000 konut projesini hayata geçirdik. 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye çıkardık. Kırıkan Reyhanlı yolundaki Karasu Köprüsü'nü, Öz Kızılkaya Köprülerini ve Afrin Çayı Köprüsü'nü tamamladık. Toplam maliyeti 750 milyon lira olan 12 adet yol projemiz devam ediyor. Antakya, Yayladağ, Suriye yolu bu yıl, Antakya, Samandağ yolu, Islahiye, Hassa, Kırıkan yolu, Kırıkan Reyhanlı yolu, Kanal 2 ve Kanal 3 köprüleriyle İskenderun Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantısı önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Proje bedeli 1 milyar 750 milyon lira olan 31 kilometre uzunluğundaki 4 yol Hassa yolu projesinin çalışmaları sürüyor. Kardeşlerim, Ferhat nasıl Şirin için dağları delmişse biz de Hataylı kardeşlerimiz için Amanos dağları deliyoruz. Amanos dağlarına tünel açarak Hatay'ın iki yakasını artık birleştiriyoruz. Hatay'ın çılgın projesi olan bu tünelin hayata geçmesiyle Gaziantep-İskenderun arası 85 kilometre, Kahramanmaraş-İskenderun arası 35 kilometre, Kilis-İskenderun arası 40 kilometre kısalacak. Yatırım programını aldık. Altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz inşasına başlıyoruz. İskenderun, Hatay, Cilvegözü Otoyolu'nun proje çalışmaları bu yıl sonu bitiyor. Yakaca bir yük merkezi yapmak için çalışmalara başladık. Osmaniye, İskenderun demiryolu hattını Erzin Limanı'na ve diğer limanlara uzanacak bir demiryolu hattı haline getiriyoruz. Hatay Havalimanı'mıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli bir terminal binası kazandırdık. Havalimanımızın 2008 yılında neydi yolcu? 162 bin. 2017'de ne oldu? 1 milyon 280 bin. Kardeşlerim, iş bilenin kılıç kuşananın. Hatay sanayinin yanında aynı zamanda bir tarım şehri. Bizden önce Hataylı kardeşlerim su konusunda çok ciddi sorunlarla karşılaştı. Tarım alanında Hatay potansiyelini tam olarak kullanamıyordu. İnşa ettiğimiz 5 baraj ve 3 göletle Hatay'ın su hasretini bitirdik. Büyük Karaçay Barajı'yla şehrimizin içme suyu sorununu hallettik. Tabii burada durmuyoruz. Hatay'ın kalkınmasını hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Bu barajlardan yapımı süren Reyhanlı Barajı tam 585 bin dekar münbit araziyi suyla buluşturacak. Hatay'ın kapı olacak bu devasa eser tamamlandığında inşallah çiftçilerimiz arazilerinden artık ikinci mahsulü de alacak. Ayrıca 1974 yılında yapılan Tahta Köprü Barajı'nı da yükselterek su kapasitesini artırıyoruz. Böylece 346 bin dekar tarım arazisini daha suya kavuşturuyoruz. Bunları
İnce'den dinlediniz mi? İnce böyle şeyler anlattı mı? Ya bilmez ki. O çırak bile değil, çırak. Bu işler kalfalık işi, ustalık işi. Vicdanına sesleniyoruz. 6 seçimde başarılı olamamış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. 7. seçimde bunun başarılı olacağını söyleyen bir Allah'ın kulu var. 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekilliği seçimini ve yerel yönetimler seçimini hangi emarelerle başarıyla atlatacak? Kim burada bir başarı şansı görüyor, bir ışık görüyor? Ben göremiyorum. Recep Tayyip Erdoğan 6 kez yendiği bu yönetimi yeniden yenecektir. Ben bunu görüyorum. Vicdanınıza sesleniyorum. Bir otobüse biniyorsunuz. O otobüs, o firma 6 kez yolda kaza yapmış. 7.ye aynı firmadan bilet alır mısınız? 6 davanızı verdiniz avukata. 6'sını da kaybetti. 7. davayı o avukata verir misiniz? Mürettebat bağıracak. Kaptan gemiyi kayalara çarpacak. 1 çarpacak, 2 çarpacak, 3 çarpacak, 4 çarpacak. 5. de yine dümende duracak. Yok. Olmamalı. Olmamalı. Bu kötü gidişe dur demeliyiz. Tayyip Erdoğan çıkıyor, meydan okuyor. Ben 1. çıkamazsam diyor, istifa ederim, sen eder misin diyor. Onu diyecek bizim genel başkan. Ben de ederim diyecek. Eziliyorsunuz zaten bunu dediğinde. Adam %52 almış. Neden 55 almadım diye tartışıyor. Sen rezil olmuşsun, hezimete uğramışsın. Bunu tartışırsak AKP'nin üstünü kapatırız diyorsun. Böyle bir kafa olabilir mi arkadaş? İşte sebep bu. İktidar olamamanın sebebi bu arkadaşlar. Bu. Yani bu soru partinin bir takım yöneticilerinin kafasında varsa yazık. İşte bu kafa iktidar olamaz. Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Meydan okuyor. 1. çıkamazsam istifa ederim. Sen edebilir misin diyor. Ayıp ya bu. Bu ayıp. Bu düşüncede olan birinin iktidar olması, 250 senede iktidar olması mümkün değil. CHP'nin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Kaçamaz. Yok benim şansım. 2 seçimde partiyi 1. parti yapamayan genel başkan istifası. Yani dünyada ve Türkiye'de bir parti başkanı ilk seçiminde ya yaptı, yapamadı, bir daha olmuyor. Olmuyor, olmayacak. Aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekleme. 8 kere denedin, olmadı. Farklı bir şey yap, olmuyor, olmayacak. Şimdi Bay Muharrem, 24 Haziran'da aynı şekilde sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle. Bırakıp gideceksin mi onu söyle. Göreceğiz. Göreceğiz. Mesele orada. Bay Kemal yapmadı. Ama sen de onun talebesisin. Senin yapacağına da biz güvenmiyoruz. Niye? Niye yapayım diyorsun? Kardeşlerim. Kardeşlerim. Biz şu anda Ballıöz Barajı ve Yayladağ Şakşak Barajı'nın da inşası sürüyor. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 82 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Şu anda yapımı devam eden sulama tesisleriyle 137 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Hataylı çiftçilerimize toplam 2,2 katrilyon liralık tarımsal destek verdik.
verdiğimiz 1,1 katrilyon lira tutarındaki teşviklerden Hatay'da 434 bin sigortalı ve işverenimiz yararlandı. Hatay'ın kültür hayatını canlandırmak, turizm kapasitesini artırmak için de yeni yatırımları devreye alıyoruz. Kırıkan ve Reyhanlı'nın çevresini değiştirecek 2 adet kültür hanı inşa ediyoruz. Aynı şekilde Hatay'ın çekim merkezi Uzun Çarşı'yı da restore ederek sizlerin ve il dışından gelen misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Bölgemizde etnik, mezhebi ve inanç temelli çatışmaların arttığı bu dönemde Hatay modelini tüm dünyada tanıtacağız. Barış içinde bir arada yaşamanın şehri olan Hatay'ı çok daha cazip hale getireceğiz. Yani kesrette vahdet anlayışını getireceğiz. İşte bunun için yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. İşte bunun için durmak yok, yola devam diyoruz. İşte bunun için sizlerden 5 sene daha icazet istiyoruz. Biz muhalefetin adayları gibi yıkmak, kapatmak, durdurmak için değil, çok daha büyük projeler için destek talep ediyoruz. Biz muhalefet gibi mevcutların kapısına kilit vurmak için değil, Hatay'a yeni yatırımları kazandırmak için oyunuzu istiyoruz. Kaynak nereden diye soruyorlar. Cumhurbaşkanlığı külliyesini satacakmış. Zavallı bunlar ya. Geçmişte 1. köprü, 2. köprüde komünistler ne diyordu? Biz oraları satacağız. Yıkacağız. Şimdi bunlar da onların başka bir versiyonu. Hatay 24 Haziran'da Türkiye'yi şaha kaldırıyor muyuz? 24 Haziran'da yatırımlara devam diyor muyuz? Parlak bir gelecek için mührü AK Parti'ye basıyor muyuz? Maşallah değerli kardeşlerim, gerçekten bir başkasınız. Siz de şunu görüyorum. Siyaset kalp işidir. Sevda işidir. Vatandaşıyla gönül bağı kuramamış birisinin siyasette başarı şansı yoktur. Halka hizmeti, hakka hizmet anlayışıyla yürütmeyen birinin ülkeyi idare etmesi mümkün değildir. Aşık Yunus ne diyor? Ne diyor Aşık Yunus? Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Sadece diliyle değil, gönlüyle de böyle demeyen birinin ne kendine ne millete hiçbir faydası olamaz. Bunun yanında siyaset aynı zamanda tecrübe, liyakat ve vizyon işidir. Siyasetçi daima milletinin bir adım önünde yürüyen, yürümeyi başarabilen kişidir. Siyasetçi milletten aldığı emaneti hakkıyla, layıkıyla taşımayı göze alan kişidir. Siyasetçi duruşuyla, tavrıyla, söylemleriyle, başarılarıyla devletini en iyi şekilde temsil eden kişidir. Hal böyleyken bakıyorsunuz CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor. CHP delegelerinin genel başkanlık için bile yeterli görmediği bir şahsı gel buraya Muharrem, gel bakalım Muharrem diyerek Cumhurbaşkanlığına aday gösteriyor. Siyasi kariyerinde tek bir başarısı, tek bir becerisi, milletin faydasına tek bir dikili ağacı dahi olmayan birinden Türkiye'yi yönetmesini bekleyebilir miyiz?
kendi partisinin emanet edilmediği kişiye bırakın ülke yönetimini. 3 koyun, 2 keçi verip git şunları Amik Ovası'nda güt deseniz hepsini de kaybedip gör. Öyle mi? İşte böyle birini Cumhurbaşkanı adayı diye milletin huzuruna çıkardılar. Tabii çıkardıktan sonra da biraz pişman oldular. Ama nafile. Aday gösterilen kişi de çapsızlığını, vizyonsuzluğunu örtmek için ne yapacağını şaşırmış durumda. Rüzgar gülü misali bir sağa bir sola dönüyor. Bir sabah kalkıyor, PKK sizi tükürüğünde boğar diyen Edirne'deki provokatöre gidiyor. Senin ya terör örgütünün desteklediği bir partinin başındaki kişi cezaevinde ziyaret etmen diye. Ne işin var orada? Ya bunlar 6-7 Ekim'de Diyarbakır'da benim 53 kardeşimi sokağa çıkın dediği zaman sokağa çıkarak 53 kardeşimizi öldürenler değil mi? Peki böyle bir talimatı veren kişi sen cezaevinde niye ziyaret ediyorsun? Bir başka gün Amerika'dan telefon geldi diye havalara uçuyor. Başka bir gün Türkiye'nin otomobili gibi yerli ve milli projeleri aşağılıyor. Bay İnce, sen bu işlerden anlamazsın. Yani gidip Almanya'da otomobil fabrikasını gezip çok güzeldi demekle bu iş güzel olmuyor. Bir şey yapmak önemli. Dikkat edin, bu şahıs bölücü örgütün mensuplarına karşı alabildiğine nazik, alabildiğine ezik davranırken Afrin'i terörden temizlemiş komutanımıza karşı ise o derece hoyratça hareket ediyor. Daha düne kadar biz sırtımızı PYD-YPG'ye dayadık diyerek devlete ve millete posta koyan terör sempatizanlarını baş tacı ederken Türk ordusunun şerefli subaylarına dil uzatıyor. Bakınız, şu ana kadar Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle ilgili, terörle mücadeleye yönelik doğru dürüst hiçbir şey bulamazsınız. Ne bölücü terör örgütü, ne FETÖ, ne diğer terör örgütleri yokmuş gibi davranıyorlar. Tam tersine seçim beyannameleri terör örgütlerinin söylemlerinden mülhem ifadelerle dolu. Ya bunlar Ankara'dan İstanbul'a terör örgütüyle bağlantılı olanlarla yürümedi. Allah aşkına soruyorum. Şimdi sağda solda efelenen bu şahsı Hataylı kardeşlerim tepesine bir yıl içinde 700'e yakın roket düşerken siz hiç ortalıkta gördünüz mü? Afrin'den yapılan saldırılar Reyhanlı'da can alırken siz hiç bu şahsın terör örgütünün aleyhine bir laf ettiğini duydunuz mu? Şayet biz bunların çağrılarına kulak verip Afrin'e girmeseydik Hatay hala huzura ve güvene hasret kalacaktı. Biz Afrin'i PYD'den temizlemeseydik teröristler buralarda kan dökmeye devam edecekti. İşte bak, biz İsmail Metin Paşa'yla Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Derneği'nin bir iftarında bir araya geldik. İkinci ordu orada. Ve orada iftar sofrasında yaptığım konuşma sandığım bütün masadaki arkadaşların da ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar. İsmail Metin Paşa da alkışladı. E ne olmuş? Beyefendi rahatsız oldu. Sen diyor bir siyasiyi alkışlayamazsın. Bay Muharrem, ben ince değilim. Dikkat et.
ben aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Aramızda böyle bir fark var. Bunu da öğren. Orası da bir siyaset merkezi değil. Keskin bir iftarını yapıyoruz bir otelde. Ama cahil bunlar ya. Cahil. Anayasaya göre ben başkomutanım. Dolayısıyla Afrin'e çıkmanın talimatını, emrini veren de benim. Bay Muharrem, sen değilsin. Sen dur bakalım, daha çırak bile değilsin. Anayasanın vermiş olduğu yetkiyi ben kullanmayacak mıyım ya? Kullanırım. Ve attığımız adımları da buna göre attık. Onun için sen İsmail Metin Paşa'mıza o terbiye dışı, edep dışı lafları edemezsin. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya? Dur bakalım. Sana zaten benim milletim sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın? Şöyle arkaya baka baka herhalde yola devam edersin. Eli kanlı caniler için kullanmadığınız, kullanamadığınız ifadeleri Afrin'i terörden temizleyen kahramanlar için kullanıyorsunuz. Bu ne edep dışılıktır? Hataylı kardeşlerimin kurbanlarla, dualarla, gözyaşlarıyla Afrin'e uğurladığı kahramanlara hadsizlik, edepsizlik yapılıyor. Proje desen, eser desen, yatırım, vizyon desen zaten bunların hiçbiri yok. Kardeşlerim, artık geliyorum işin sonuna. Şimdi bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. 16 günümüz var. Tamam? Sizi ben bir beraber görmek istiyorum. Bu 16 günde çok çalışmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hatay'da, Hatay dışında. Bütün dost, akraba, herkesi aramaya var mıyız? Rabia. Rabia. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. İşte bunu gerçekleştirmek için bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımız anda kimse bizim önümüzde dikilemez. Tamam? Size şu 16 günde başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Tüm milletvekili adaylarımı sizlere emanet ediyorum.